Yayınıma hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna ordusuna 12 adet F-16 vereceği haberleri tabii ki Rusya'dan çok sert tepkiyle karşılandı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu sözü verse de tabii ki bu F-16'ların birçoğunu da kendi müttefiklerinden talep edecek. Tabii ki bu müttefikler kim derseniz İngiltere'de uçak evet sayısı fazla olduğu için F-16 ile ilgili bir destek gelebilir. Ayrıca Türkiye, evet Türkiye'den F-35 vetosu yiyen Türkiye, kendi F-16'larıyla ilgili tabii ki sayısal olarak şu anda tehdit çoğunluğundan dolayı F-35 gelmedikçe F-16 desteği sağlamaz. Norveç elindeki bir kısım F-16'yı burada verebilir. Danimarka F-35 talep etti, tehdit çok görmüyor, verebilir. Özellikle bu konuda Polonya'dan da bir destek gelebilir. Zaten Sovyet yapımı birçok uçaklarını onlara vermişlerdi. Hollanda da F-35 siparişi verdi. Bir kısım F-16'sını Ukrayna'ya yönlendirebilir. Fransa da geçen açıklama yaptı. Macron yaptığı açıklamada biz de daha çok destek vermeye hazırız. Hava şemsiyesi olarak diye. Evet, onlar da Rafale uçaklarımı verecek diye düşünmedik değil. Yunanistan'a gelince Yunanistan'ın elinde birçok uçak var. Rafale uçakları var, Miraç uçakları var ve F-16'lar var. Şu anda bir terörle mücadele etmiyor ve ABD şemsiyesi altında bir kısım F-16'sını ülkesini neredeyse teslim ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki telkiniyle Ukrayna'ya yönlendirebilir bir kısım F-16'sını. Şimdi gel gelelim bu F-16'lar. Bugün yarın yolladık deseler Ukrayna bunu kullanabilecek mi? Tabii ki hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim almaya başladıklarına dair haberler de geliyor Ukraynalıların. Yani F-16 eğitimine başladıklarına dair. Özellikle iki Ukraynalı pilotun basına yansımıştı. Savaş uçaklarıyla eğitim aldıklarına dair görüntüler. Bu görüntüler sır değil. Yani F-16'larla ilgili bir verim söz konusuysa bu konuda pilotların eğitimi çoktan başlamış olabilir. Bu yönde tabii ki F-16'lar nasıl kullanılacak? Düşman hatlarını vurmada, ayrıyeten Kırım harekatında ve düşmanı özellikle püskürtmede ve zayiat verdirmede ağır tahribat oluşturan vuruşlar gerçekleştirebiliyor. Yani nasıl Patriot eğitimi için Ukraynalı pilotlar gittiyse şimdi de değerli izleyenlerim özellikle evet şimdi de birçok Ukraynalı pilot dediğim gibi şu anda değerli izleyenler evet şu anda eğitim için Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de de bir kısmı olabilir. Çünkü İngiltere'de de silah sanayi olarak eğitim olarak çok yüksek sayıda evet bir sayı var. Ukrayna pilotlar ABD'de F-16 eğitim almaya başlaması ve bu onayın şimdi anca gelmesi tabii ki bir ayrıntı. Bu demektir ki Ukraynalı pilotlar belki 20 gündür, belki bir aydır eğitim alıyorlar. Ve bu eğitimler neticesinde ellerine aldıkları F-16'larla muhtemeldir ki bu F-16'lar değerli izleyenler Polonya'dan havalanabilir. Çünkü bu F-16'lar ya yüksek hava savunma korumalı hangarların olduğu bölgelerde konuşlanacak ya da farklı bir ülkeden kalkacak. Sır değil. Birçok zamanında SİHA'nın Kiev ve Ruslar yaklaştığında birçok Ukrayna SİHA'sının Polonya'dan kalktığına dair birçok tabii ki haberler basında sıkça yer almıştı. Ve bu durum kuvvetlice yalanlanmamıştı bile. Yani bu demektir ki Ukraynalı pilotlar yaklaşık bir ay içerisinde Ukrayna taarruzu yani Kırım taarruzuna katılabilirler. Bu da tabii ki önemli bir ayrıntı onlar için. Uçak eğitimi öyle kolay değil. Tabii ki pilot bunlar. F-16 farklı bir savaş makinesi. Özellikle 1960'lı yılların silahlarını kullanan, uçaklarını kullanan pilotlar ne olursa olsun yeni vizyonlanmış ve modernize edilmiş ve dijital askeri teknolojiyi ve elektronik askeri teknolojiyi daha çok barındıran bir uçakla uçacaklar. Ve bunun da tabii ki incelikleri var. Demem odur ki bu F-16'ların tedariki için özellikle Rusya'dan sert açıklama gelmişti. ABD şöyle bir açıklama yapmıştı, kafaları karıştırmıştı. Biz bu uçakları
Rusya topraklarının vurulması için vermedik. Şartlı verdik. Vereceğiz yani. Bu uçakları özellikle Kırım'ı, Ukrayna toprağı gördüğümüz için Kırım'da kullanabilir. Bu uçakları Luhansk ve Donetsk'i Ukrayna toprağı gördüğümüz için bu alanlarda kullanabilir. Yani bunu Belgorod'da kullanamazsın diyor. Ve bunu birçok bölgede kullanamazsın diyor. Bir husus daha var. Havadan bir şemsiye oluşturacağı için F-16'lar, evet, Rus uçaklarına karşı havada da bir tehdit oluşturacak. Burada önemli bir şey yani bu. Rus uçakları öyle önüne geldiği gibi giremeyecek. Havadan şemsiye oluşturup it dalaşı yapabilecekler ve birbirlerine hücum edebilecekler. Şimdi F-16'nın bir avantajı da şu. Biz Suriye Savaşı'nda ne yaptık? Atunut mantığıyla iki Rus uçağını daha kalkar kalkmaz, AWACS'tan gelen veriler ekrana düşer düşmez bombaları ateşledik ve Rus uçaklarını vurduk Su-24'leri. Şimdi burada da aynı şekilde Rus uçakları av olabilir. Tabii ki F-16'ları bekleyen tehdit ne? Onu da söyleyelim. Şimdi F-16'ları bekleyen tehdit S-400'ler. S-400'leri oraya konuşlandıracaklar. Pantsirleri konuşlandıracaklar. S-300'leri konuşlandıracaklar. Bu kadar silah sistemini, yani hava savunma sistemini konuşlandıracağı yerlerde F-16'lara bir tehdit oluşabilir. Çünkü F-16'lar bu konuda F-35 kadar görünmez değil. Ve özellikle bu konuda belli şaşırtıcı ve yanıltıcı radarlara, yüksek askeri dehaya sahip değiller. Tabii ki daha ileri teknolojiye sahipler Rus uçaklarına göre ama bir durum var ki F-16'ların en büyük handikapı tabii ki ne? Tabii ki en önemli handikapları bu füzeler, yani savunma füzeleri. Bunlara çok sayıda, evet çok sayıda hedef olmadıkça ve Ukrayna SİHA'larının, dronlarının etkisiz hale getirdiği hava savunma sistemlerinin açtığı koridorlardan bombardıman yaptıklarında Ruslar çok ağır kayıp verecektir. Yani savaşın çetin geçeceğini görüyoruz. Bahmut özellikle şu anda Rusya'nın moral kaynağı. Zelenski'den garip bir açıklama geldi. Zelenski dedi ki Bahmut'ta birkaç noktada Ruslar Bahmut'un düştüğünü söyleyemem. Yani burada şu var, kuyruğu dikme çabası. O kadar arkasında durup çok sayıda askeri yitiren Zelenski psikolojik bir kırılma yaşamaması için bunu söylemiyor. Ama ne yazık ki Bahmut'ta destansı bir direniş gerçekleşti. Rusların inanılmaz şekilde bombardımanına karşı o kahraman askerler Bahmut'u cefakarca ve vatansever bir şekilde savundu. Tabii ki bu bir savaş, bir taktik ve güç meselesi. Ukrayna'da şu anda bir taarruz yapacağını belirtiyor. Bakalım bu taarruzda Melitopol ve Kırım'a bir geçiş olacak mı? Bu taarruzda Donetsk ve Luhansk hattında ilerleme sağlayacaklar mı? F-16'lar ne kadar katkı sağlayacak? Yeni alınan hava savunma sistemleri Ukrayna'yı ne kadar koruyacak? Bakıp göreceğiz. Ama İran'dan yeni kamikaze girişlerinin olduğu ve bununla ilgili haritalarda basına düşüyor. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.